Ceyda çok bana güvenli bana ya. Bana en fazla ne olabilir ya? Başka, ne olabilir en fazla ya? Hello, herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Neredeyiz? Head Akademi'deyiz. İstanbul Intercity. İstanbul Park'tayız be. İstanbul Intercity'de Head Eğitim Merkezi var arkadaşlar. Head Eğitim Merkezi ağır vasıta araçların eğitim gördüğü, yani vasıta değil sürücüsünün. Araçlar eğitim görüyor burada arkadaşlar. Kamyonlar böyle. Hayır, yani sürücülerin eğitim gördüğü bir yer. Burası bir Türk firması ama uluslararası bir firma. Şimdi neyin eğitimi oluyor derseniz biz bir öğrendik. Yani ben az önce bir araca bindim. Emniyet kemerini 30 farklı şekilde yanlış takıyormuşum ya. Böyle bir şey yok yani. Ne o kadar senin yanlış birazcık şeyin. Yok öyle değil ama neler var neler. Birazdan çok acayip şeyler yaşayacağız. Ceyda dedi ki ben dedi tır kullanmak istiyorum dedi. Ben hep simülatörde mi kullanacağım dedi. İyi bir koca olarak ona tır kullanması için en güvenli yere getirmeye karar verdim. Head Eğitim Merkezi'ndeyiz. Şimdi bak şöyle görüyorsun etrafı neler yapacağız neler. Onları videoda göreceksiniz ama drift mi, takla mı, tırı devirme mi? Artık neler olursa. Ben tabii her türlü aracı kullanabiliyorum arkadaşlar. Ceyda da babadan lojistikçi olduğu için bu işlere yatkın. Göreceğiz. Biz de İnşallah babadan lojistik. Ayağın yetişir yalnız şeye. Onu düşünüyorum. Ha, niye kısa tır şoförü yok mu? Varsa yorumlara bekliyorum kısa tır şoförlerini. Böyle şeyleri sevenleri merak ediyorum. Mesela biz en sevdiğimiz şey Euro Truck oynamak. Anca orada yaşayabiliyoruz. Siz de seviyorsanız tır hikayelerini böyle değişik içerikler bulabiliriz. Tırla yani bir uzun yolumuz yok mu arkadaşlar? Hey! Arkadaşlar hello. This is my heavy car station. Come in. I will show you. This is my big garage. This is my long car. Tıra çıkmayı henüz öğrenmedim. Birazdan öğreneceğim. Şöyle çıkacağım. Halledeceğiz sonra. Evet, şimdi hocamızın yanına gidiyoruz. Ondan sonrasında göreceğiz arkadaşlar. Ne yapıyoruz abi şimdi? Şimdi tır zamanı. Tır zamanı, tamam. Ceyda hazır mısın? Hazırım, çok hazırım. Hazırım, lafı beni biraz korkuttun. Eyvah. Ya, ha, biz mi biniyoruz? Tabii, biz de yanına. Kanka gel kanka. Şimdi ben tıra binmeyi henüz öğrenmedim ama bizde içgüdüsel olarak bir takım bilgiler mevcut arkadaşlar. Ben burada yıllardır Euro Truck Simulator oynuyorum. Şimdi hep birlikte görüyoruz. Şimdi şu gördüğünüz şuralara yarın öbür gün tıra binmek isterseniz haberiniz olsun şuradan. Şöyle. 3 nokta. 3 nokta deniyor bana. Bindim bakın. Bak. Of çok yüksek. Kapıyı kapatamıyorum çünkü oraya kadar uzun. Usandım yalnızlıktan. Tanırım ben. Tamam, evet. Hocanın yanında da yapma bunları. Şimdi ben... Kemerini bağlama ilk önce. He, bağlamayayım. Tamam. Aşağıda şurada bir kol var. Bak şu aşağıdaki kolu görüyor musun? Kol, evet. Oradan ileri doğru çekebilirsin. Zaten dibine kadar. Anca bir. Şimdi ayağını bir frenin üzerine at bakayım. Frene bas. O, ha. O gaz. Ha, şimdi fren oldu. Ben niye ya da bir fren gazı unuttum şu anda. Tamam, frendeyiz. Sonuna kadar basabiliyorsun. Bastım, evet, basıyorum. Okey. Boya bu. Ben bastıkça şey oluyor koltuğum böyle bir... Yukarı doğru. Evet. Değil mi? Evet. Havalı koltuklar. Çok havalı bir koltuk arkadaşlar. Evet. Emin misiniz hocam? Çalıştıralım bir araba istersen. Frende ayağım. Şunu çevireceğiz. Evet, gayet güzel. Şuraya basıyoruz. Çek sana doğru. Aşağı doğru. Yukarı doğru. Bu iyi. O kadar yatıyor. Tamam mı? Evet. İyisin değil mi? Çok iyiyim. Ayağın frende değil mi? Evet. İlk önce vitesi alalım. Bir şey söyleyeyim, ayağın frende tutmak da zor. Ne kadar zor iş ya. Araba kullanıyorum işte. Ne soruyor? Ne kadar... Araba değil bu ya. Bu başka bir şey arkadaşlar. Alıyorum. Evet. Sesi duyduk zaten. Duydum. Çıkıt diye ses geldi arkadan. Şimdi şöyle yukarı doğru çekeceksin. Şöyle ben size şöyle göstereyim. Yok öyle zor. Ha, çok basit ya. Allah bir şey değil. Gidiyorum. Tamam, hazır mısınız? Frenden ayağını çekiyorum. Bismillah. Çektim. Böyle gidiyorum ben. Tamam, şimdi şöyle şu aşağı doğru git, döneceğiz. Allah Allah. Evet, gayet güzel. Tam şoförü. Değil mi hocam? Nereden döneyim?
Şöyle aşağıdan bir tur atalım. Bir devrilmeyek hocam. Yok devrilmeyelim hemen. Hemen. Devrileceğiz yani. Ne yapayım? Düz devam et. Aynen böyle düz devam et. Hiçbir şey yapmana gerek. Dönüyorum. Şu anda zaten çok yavaşız. Evet. Şeridin içerisinde kalmaya devam et. O şekilde bas gaza. Bas gaza Ceyda. Bir dakika. Burada basayım mı? Tabii tabii. Dönüyorum. Şimdi sadece makaslama halatlarına dikkat edeceğiz. Çok fazla kırarsak. Ha. Bravo, bravo. Arkadaşlar makaslama halatları falan siz bunların bunda da hocam neydi bu makaslama halatının ismi bir ismi vardı ya? Makaslama halatı. Ha, biz... Jack knife'ı önleyici halat. Arkadaşlar biz Jack knife'la büyüdük siz hayırdır ya? Düz gidiyoruz. Bas gaza bas gaza şimdi. Sonra aniden frene mi basacağım yoksa? Korkuyorum. Evet frene basacaksın. Ben bütün gücünle frene basacaksın. Bu çok yavaş. Devam 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 devam. Bas! Allah! Dikkat edersen, bak şimdi şu aynalardan görüyorum. Evet. Daha 1,5 metre yer var. Bir buçuk metre kadar yer var. Hani çok geç basmışız gibi görünmemize rağmen evet, aslında doğru frene basarsan. Bir şey söyleyeceğim hocam, peki yavaş yavaş basmak değil, hızlı bir anda mı basacağız? Tabii, acil frene basıyoruz. Yani şu anda arabayı park etmek için fren değil, önümüze bir engel çıktı, köpek bir araba çıktı, ona çarpmamak için uğraşıyoruz. Arkadaşlar 40 saatte basıyorduk biz frene. Bu arada ben de burada öğrendim Intercity'de. Kademeli basıyordum, araba kaymasın diye meğerse tekme atmak gerekiyormuş sonuna kadar. Aynen. Evet. Aynen o şeritten bu şeridi takip ederek gidelim. Ayağım hiç gaz mas fren bir şey yok. Ya devam. Gaza basman lazım. Ha, biraz basıyorum yani hani çok basmıyorum. Çok bu arabaya dikkat edersen otomobil gibi gidiyorsun. Evet. Bu arabanın uzun ve geniş olduğunu unutmayacağız. Geniş geniş döneceksin yani. Aynen geniş, öyle geniş geniş, evet. Döneceksin. Bak şeridin çok içine geldin. Evet. Çok içine geldin. Arka taraf dışarı çıkacak. Eyvah ne oluyor? Devam devam. Yok devam. Bir şey yok tamam. Ha, şimdi gaza basayım. Bas kızım bas. Şimdi artık frene basmayacağız. Frene gazdayım. Basmadan yanından geçmeyi deneyeceğiz. Nasıl tamam. Ya? Düz gidiyorsun. Bas gaza. Gaza mı geçeyim? Bas gaza. Evet. Ben diyene kadar hareket etmeyeceksin. Hayır, devam. Şimdi kaç. Kaçmadın ki. Evet. Düz gideceksin Ceyda. Basayım mı? Bas. Ceyda niye düz gittik? Sen niye frene basmıyorsun? Bir şey diyeceğim çok zor anlamadım. Neyi anlamadım? Şimdi orada tam o şimdi sırada... Bak, zikzak yap diyoruz yani. Zikzak yapacağım. Aynen öyle. Şu an 5 kilo verdim yemin ediyorum heyecanla. Hadi yürü. Hadi gidelim. Hadi. Bas gaza. Bu sefer engelin etrafından geçeceğiz. Tamam mı? Engele dümdüz gideceksin çarpacakmış gibi. Evet. Ben kaç deyince sola doğru kaçacaksın. Sonra sağa doğru kaçacaksın. Aynen öyle. Hadi inşallah. Şimdi çevirdiğin kadar direksiyon sana yetmez. Ondan biraz daha fazla çevirmen lazım. Şimdi yani bu tekerler olduğu için biz her türlü hiçbir şey devrilmeyiz değil mi hocam? Yok hiçbir şey olmaz. Normal şartlarda burada bu hareketler normalde biz az önce devrilmiştik belki de. Doğru. Belki de değil evet. Kesin devrilmiştik. Hadi gidiyorum. Allah'ım. Hadi buyurun. Ay ne oluyor ya? Bir şey söyleyeceğim çok stresliyim şu an çok heyecanlı bir şey bu. Yani o frene basınca bir kere durmayacağız gibi bir duygu var. Böyle. Fazladan durdum bile yani. Şimdi burada ben şeyi direksiyon çevirince herhalde kavuşacağız bir yerlere o yüzden. Bir şey demek istemiyorum. Ben şuradan göreyim. Göstereyim arkadaşlar şurada ekstradan bir ayak var görüyorsunuz. Bu ayak sayesinde devrilmiyor ama aslında az önce gösterdiler 35 kilometrede bile lap diye devrilebilir işte bilmeyen adam için. Hocam bir şeyler oluyor bunlar ne demek? Onlar okeyler var ya onlar okeyler. Okey. Hocam ben o işi yapamayacağım gibi duruyor ama. Yaparsın. Karıcım ya. Biraz lak, sert lak, hareket yap. Edeceğiz merak etme. Dönüyorum. Şimdi o engellere doğru bas gaza korkma. Bas gaza. Şu anda ama dönüyorum daha. Tabii. Bas korkma bas. Ceyda yani, çok güvenli ya. En fazla ne olabilir ya? Bas gaza. Ne olabilir en fazla ya? Bilmiyorum. Yap kır. Kır şimdi. Frene basmayacağız mı? Hayır. Basmadan yapalım. Arkadaşlar ben olmadı. Benden bu olmaz. Ben çok korktum. Bir daha yapalım. Bir satar alışacaksın. Fırat'cığım oturduğun yerde kolaysa sen yap. Yaparım. Yaparım tabii. Ben inerim ama. Şimdi aynısını bir daha yapacağız. Korkma. Ben demeden frene falan basma. Hocam sadece siz söyleyince hareket. Frene basacaksın. Hayır frene basmayacaksın. Hiç. Sadece direksiyonla kaçacaksın. Tekrar yerine geleceksin. Ha, ben hiç frene basmayacağım. Bir saat frenci söylüyoruz. Hocam gerginim gergin. Biraz stresli biraz. İnsanlar dinlemiyor işte. İnsanlar hep bu yüzden kaybediyor. Hızlansın araba biraz. Hadi bakalım. Hızlansın. Bir dakika. Evet gayet güzel. Bas. Sonra bir daha hiç frene basmayacak mıyım? Hayır. Basmayacaksın. Hadi evet, gidiyorum. Devam. Şimdi. Evet. Bir daha bu tarafa. Gel bu tarafa. Fren. Hayır yok gerek yok. Arkadaşlar aslında şu yaptığın şey işin yanlışı. Genelde sürücülerin yaptığı bu işte. Yani frene basmadan oradan geçmeye çalışıyorlar. Tamam biz şimdi oraya geldiğin zaman ben demeden yine frene basma. Gel orada frene basalım engelden kaçmaya çalış. Bu sefer göreceksin hem devrilmeyeceğiz hem de çarpmadan kaçacağız. Durabileceğiz. Ya da engelden kaçacağız. Tamam mı? Hadi. Bir de şu gaza basmaktan korkma ya. Hocam ben korkuyorum ya. Gerginim. Bana araba biraz mı? Allah ne oluyor ya? Ne oluyor? Gaza farklı basıyorsun da ondan. Ayağın orada ne yapıyorsun Ceyda? Yok bir şey yok. Ne
Bir dakika bir dur. Ne yapıyorsun Ceyda? Koltuğu yukarı çok da çok gazdan. He, gazdan ayak. Biraz yavaş yavaş bas peki o zaman gazı. Allah Allah. Babasının kamyonunu kaçırmış çocuk gibi kullanıyor. Sizin evde simülatörlere benzemez. Deyip kendisi hiçbir şey yapamıyor. Ben bu yapamayacağım, çok korkuyorum. Biraz daha gaza basıyoruz. Kız bu sefer frene basacaksın. Deminki daha tehlikeliydi. Evet, evet. Şimdi biraz frene basacağız. Artık basabilirsin. İyice hızlan. Bas. İyice hızlan. Bas kız. Hızlan. Sonuna kadar. Hocam siz fren diyeceksiniz. Ben sonra direksiyonu kıracağım değil mi? Aynen. Hadi aynen. De artık. Aynen. Hadi. Aynen. Dur. Kaç. Güzel. Bakayım. Güzel. Kaçtı. Vallahi kaçtı. Bir tane yedim galiba. Ya neyse o kadar önemli değil. Evet doğru. Çok o kadar önemli. Şimdi ben şunu anladım, korkuyu. İnsan duramayacağım zannediyor. Bence en büyük korku bu. O yüzden hep böyle önden basıyoruz. Ya duruyor yani. Bak üçüncüye yapıyorum, hala duramayacağım zannediyorum. Bu işte aslında insanların aracın fiziğini, yeteneklerini, nelerin yapabileceğini, neleri yapamayacağını bilmemesinden kaynaklanıyor. Nasıl siz simülatörle uğraşırken simülatörün her tarafını biliyorsun. Hangi düğmeye evet. basarsan ne olacağını biliyorsun, nasıl olacağını biliyorsun. Oh! Fırat! Ben bilmiyorum da oldu da. Ben söylüyorum. Devrildik diyelim ki, duramadık. Ha, o zaman gel sen onu realitede yaşatayım, olur mu? Yok. Arkadaşlar biz bir devrilmeye gidiyoruz. Biz bir devrilmeye gidelim. Ben bir devrilmeye gidiyorum, döneceğim. Geri gidelim, eyvah! Bir bak bakayım, ben de geri çok. Ne oluyor? Araban biraz eğik duruyor, dikkat edersen. Hafif bükülmüş duruyor. Evet. Geri vitesi al. Gayet güzel. Ona bir şey... O ne alaka? Şimdi arabayı düzeltmeye çalış bana. Tamam, tırla trailer birbiriyle eşit olsun. Gel bakalım. Bak ters tarafa gidiyorsun. He. Devam et. Bak ne olacağını göreceksin. Kafam çok karıştı. Bizim şu an şöyle olacağım. Aynen, değil mi? Aynen olacaksın. Demek bir ki direksiyon yanlış tarafa çevirmişiz. Ha, bravo. Ben de zaten bunlar. Ay bir dakika. Benim niye kafam karıştı ya? Sen bunu normalde de yapamıyorsun. Evet, bazen geri benim kafam karışıyor. Geri gitmek olmuyor sende. Onu birini sana çok mantıklı. Bizde geri yok. Bizde hep ileri çünkü. O yüzden o. Arabanın arka tarafını onun altına sokmaya çalışıyoruz. Ha, şimdi düzelteceğiz. Yavaş yavaş, gaza az az bas. Aynaya bakacaksın. Önüne değil. Aynalara bak. Arabada. Evet, şimdi buram bu tarafa gidiyor. Ya. Şu an böyle oldum. Demin böyleydim, şu an böyleyim. Şimdi ne yapıyorum hocam? Anlayacağım. Biz ileri doğru gidelim. Anladı, olmayacak mı dedi hocam. Vitesi ileri doğru alıyoruz. Ay. Yemin ediyorum gerildim ya. Geri bende yok hocam. Ama arabada da zorladım. Bu arabayı nasıl stop ettirdin ya? Bu bir yetenek. Neden oldu ben size söyleyeyim. Çünkü frene bastım, çektim, saçma sapan şeyler yaptım. Gaza bastım falan, araba şey oldu. Araba gerildi. Hocam. Kalkıyor ya yerinden, insanın durası geliyor. Bir garip. Yok, o tarafa tam değil yani, şeridin içerisinde durmak tamam. istiyorum. Yoksa şöyle. Birazdan arka tarafın bütün hortumları ezecekti. Hocam ben size şöyle frenimi ben şöyle çekiyorum. Arabayı kurtardım çocuklar, arabayı kurtardım. Bir şey söyleyeceğim hocam, gerçekten önemli bir şey bunun güvenliği şeyi ya. Bak vallahi şakaya gelmez. Tabii ki de kullanıcılar illaki dikkat ediyordur. Ayağımı frenden çekiyorum. Ha, şey. Tabii. Herkes dikkat ediyordur ama ya burada bilmediğimiz şeyler var. Ben de eskiden beri gaza basmanın yavaş olması gerektiğini düşünüyordum. Bunun için eğitime gelmeleri lazım ya, aslında. Yeni dönem eğitimi ya, yani. Bir kere hepimiz biliyoruz. Duymakla görüp uygulayıp yaşamak arasında dağlar kadar fark var. Birisi size bir şeyi anlatırsa aradaki ilişkinin ne kadar güvenli olduğu kadar inanıyorsunuz ona. Mesela bizim karşımıza gelen adam diyor, ben 30 yıldır bu arabayı sürüyorum. Hocam maalesef. Kazam yok, belam yok. Ne anlatıyorsun bana diyor. Kendi açısından baktığında haklı. Fakat buraya binip akşamleyin giderken ver hocam elini öpeyim diyen adam var. Evet. Sebebi yani öğrendiği teknolojiyle bu artık gelişen teknoloji aynı değil. Bir de bilmediği ufak tefek biraz işin matematik kısmı, biraz işin fizik kısmı. Yani o yüzden okullar önemli. Okullarda bu öğrendiğimiz bilgiler. Evet. Hayatta bize lazım aslında. Su ne tarafa hareket eder, nasıl hareket eder. Aslında bunların mantığını yürütebilirse. Buraya da yerleştirir. Böyle bir arabayı devamlı eğitim için hazır tutmamızın tek sebebi bu. İnsanlar geldiği zaman mümkün olduğu kadar binsinler. Devrilmeyi bir yaşasın. Görsün ne kadar çabuk, ne kadar basit olduğunu. Evet. Peki hocam, ben az önce devrildim değil mi kesin? Evet. Şimdi bunlar eğitim için var burada. Yoksa biz çoktan şu an ya zaten çok zorunlu. Zaten eğitimi bir kişiyle yapardık. O bir kişi devrilirdi, kalırdık orada. Her şey biter. Peki bir şey soracağım. Böyle eğitime gelip mesela orada basmaya çekinenler oluyor mu böyle olur, yıllardır kullanıp? Olmaz olur. Kendim bir aklayayım şurada 2 dakika. Tabii. Normal insan nasıl davranıyorsa sen de öyle davranıyorsun. Evet, hepimizin, kadar. Yani senin bir hatan olduğu için değil. Hatamız olduysa affola. Her tarafa hata ama. Ben anlatmışım bu arada. Benim bir hatam yok ama her tarafa. Ben az önce ilk defa sizle kamerayla beraber oturdum şuraya. Gerçekten. Doğru. Yemin ederim. O yüzden tebrik hani, ederim aslında. Bayağı bir deneme şeyim de olmadı. Yani. Evet. Hiç bir araba parçaladık ama. Hocam bir arabada sizden bana olsun. Gidiyoruz o zaman. Kaza yaparsak ne olur görmeye. Evet, şimdi geldik. Bu benim kamyonum. Bunu ben simülatör için buraya getirdim.
simülatör için buraya mı getirdik? Parçalattırdı. Arkadaşlar içinde mahvolduğumuz hikayenin gerçeğini göreceğiz birazdan şu simülatörde. Şurada. Avrupa'da birkaç tane daha varmış. Türkiye'de bu tek. Fırat bindi ben hiç binmedim. Slow motion takla atıyormuşsun gibi hissediyorsun yani. Kazayı gerçekten hissettiriyorsun. Birazdan göreceğim seni. Korkuyorum açıkçası. Korkmalısın da. Ya tutmazsa emniyet kemeri ne olacak Ceyda? Hayır, emniyet kemeri ne kadar tuttuğunu gösteriyor zaten. Şu tutmayacakmış anda... gibi hissediyorsun ama zank gibi yapışıyorsun yani. Birazdan içine takla atacağız arkadaşlar. Hazır mısınız? Ben hazırım. Daha doğrusu Ceyda hazır mı acaba? Sen sürücü koltuğuna geçeceksin. Sürücü koltuğu diye bir şey var mı? Sürücü koltuğu. Korkuyorum ya. Ben onun emniyet kemerini zaten tam bağlamayacağım. Yani. Biraz açık, yarım açık. Kurtulalım diyorsun hocam. Konu buraya kadarmış. Allah. Hadi Allah. Bak normal arabadan tek farkı o da hani burası ayrılmasın diye muhtemelen bunu koymuşlar. Yani her şey aynı. Emniyet kemerinin az önce nasıl takılması gerektiğini öğrendim. Ben şu an öğreniyorum. Yanlış takıyormuşum. Yani daha doğrusu nasıl dikkat ya? Etmeden takıyormuşum. Mesela. Şurada bir şey daha var hocam. Bak, bunu alacağım ben. Doğru. Arada bir şurası dönüyor ya arkadaşlar. Bunlar çok tehlikeliymiş. İnsanı sakatlayabilirmiş. Tam yapışması gerekiyormuş. Şu da tam olarak köprücük kemiğinde olması gerekiyormuş. Ya bunlar bildiğimiz şeyler de olmadığında neler olduğunu öğrendim. Çok tehlikeli şeyler. Burada anlatıp artı 18'e geçiremeyeceğim yani. Çok dikkat edin bunlara. Bu ikinci burada simülatör olduğu için takılıyor. Normalde bizi koruyan bu zaten. Bu sadece boş burada. Olduğu için o sana hiçbir faydası olmuyor. Evet, bir fayda yok yani. Olayımız bu. Olur da hani şey olur da o emniyet kemeri sıkılırsa seni tutacak ikinci bir emniyet kısmında. Evet. Olur musun Ceyda? Hayır. Tamam hocam hazırız. Peki. Çarpıntım var hocam. Tır kullanmak istiyorsan bunları da yaşayacaksın. Hadi bakalım. Hazır olduğunuz zaman bana şöyle işaret verirseniz çevireceğim. Tamam. Arkadaşlar ben korkuyorum, hazır değilim. Tamam. Başım ya dönerse? Hazır mısın Ceyda? He? Değilim. Çok güzel bir şeyler olacak. İlkinde bir korkacaksın. İlkinde derken bir kere döneceğiz zaten. Hayır. Hayır Fırat, ben vallahi fenalık için benim başım. Hazırız. Hazırız. Emniyet kemerlerine dokunmak yok. Bu direksiyona dokunabilir miyim? Düştüm! Oha! Allah! Düştüm! Bayılacağım! Ay gittim ben, gittim. Ben öldüm arkadaşlar. Okey, aynısını bu tarafa doğru yapıyoruz. Direksiyonu tutma! Nereye tutacağım? Bir şey tutma. Tutma hiçbir tarafı. Düşeceğim! Düşüyorum! Düşmüyoruz işte. Bak. Ben düşüyorum. Ayağım! Ne oluyor lan? Bir şey geldi üstüme. Mutluysan birkaç kefe daha çevirebilirsin. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçek gibi ya. Böyle bir kaza tabii ki de geçirmedim. Allah kimsenin başına vermesin. Ama yani inanılmaz korkunç ya. Ve bir kemerde hiçbir şekilde hiçbir şey olmadı. Tutmayacak gibi zannediyor mu? Tutuyor. Bu kadar önemsemiyordum. Yani net. Ya normal. Sadece kemerimi bağlıyorum ve hani beni koruyacağını düşünüyordum yani. Beni koruduğuna şu an şoktayım. Yeminle bak elim titriyor. Gayet güzel. Sapasağlam seni tekrar görmekten mutluyuz falan dermişiz. Arkadaşlar Allah aşkına kemerlerinizi takın. Bak bu şakaya gelmez. Az önce gördüm. Yalvarıyorum ya buradan. Ne kadar basit bir şey. Şu ya. Şu. Çok sinirlendim şu an. Kemer takmayanlar. Sinirlendim ama ya. Bayağı işe yaramış. Çünkü neden biliyorsun? Gerçekten çok basit bir şey yani. Bunu para verse yapamazsın ya. Para ver. Niye para vereyim? Niye böyle bir şey yapayım zaten? Benim tecrübe abi. Hayatta her şey tecrübe yani. Kaza simülatörüne girip kaza yapıyormuş gibi. Ben hayatta her şeyi tecrübe olarak görüyorum. Tamam işte yani. İki kere tecrübe ettik. Çok güzel oldu. Harika oldu bir daha. Çok güzel oldu. Bir daha yapma abi. Gerçek takla hızı düşünelim. Tak 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 gidiyoruz. Gene tutuyor şimdi mu? Tabii. Emniyet kemeri zaten hareket etmeyen bir şeyi tutmak kolay. Hareket etmeye başlarsa tutmakta zorlanıyoruz. İşte emniyet kemeri demin takarken de doğru düz takarsan ilk hareketini önleyecek. Ondan sonra yerindesin. İstediği kadar dönsün. Formula 1'in içerisinde adam 280 km süratle evet. çarpıyor. Doğru. Arabanın içerisinden çıkıyor. Ya mümkünse elin ayağın sağa sola gitmeden daha çok toplu halde kalırsan o kadar rahat edeceksin. Vallahi benim ayağım şuralara falan girdi, bir şeyler oldu. Ya o normal ama ayağını nasıl tutacaksın? Yok tutamazsın ama bu seni tutuyor zaten. Sen bir şey tutmana gerek yok. Hayati durumu karşılıyor işte. Evet. Yani. Bu arada arka koltukta oturanlar da bunu yapmak lazım. Kesinlikle. Ben geçen burada eğitimdeyken anlattılar. Arka koltukta oturan takmadığında ön koltuktakinin de yaralanmasına sebep veriyor. Çünkü tam burasına çarpıyor kafası. Ya sen arkadaki seni var ama. Arka kimse yok. Hadi bakalım. Hadi iniyoruz. İnelim. Ceyda Hanım korktu. Bir kere daha dönebilirim. Korktu ne ya? Daha ne yapacağım aşkım ya? Of bacaklarım titriyor. Vay be. Vay be. Emniyet kemerlerinizi bağlayın, bağlattırın.
Evet, Fırat'ı küçük ufak benim şeye verdim. Suda kayacak. Ben dedim ki ben gelmiyorum. Ben biraz başımı dinleyeceğim. Allah geliyor. Ay çok korkunç. Aslında şöyle bir şey yapmak istiyorum. Oo. Wow. Teşekkürler. İyi ki bilmemişim. Nasıl durdu yalnız? Fişek gibi. Kayıyor, kontrolden çıkıyor aslında. Arkadaşlar sulu şakaları sevmem. Şimdi dönecek bir daha yapacak galiba. Engel koyacaklar. Koy engeli, bir tane engel koy İbrahim oraya. Fırat engelleri aşan bir insandır, bunu çözecek diye düşünüyorum. Önlerine ben durayım mı engel? Yürekli, cesur YouTuber. Evet, şimdi arkadaşlar önümüze bir yaya çıktığı zaman ne olacağını ve yanlış yaptığımız zaman başımıza neler geleceğini göreceğiz. Burası ıslak zemin, hani o yağmurun en tehlikeli zamanında yağan. Allah! Geliyoruz, yağmurlu bir havadayız. Eyvah, önümüze bir şey çıktı. Kıyamet kopuyor, eğer yanlış bir şeyler yaparsan. Gel ki... şimdi bunun doğrusunu yapalım. Ağzım açık kaldı. Abi korkunç. Yani hızımız çok düşük. Şu anda yaptığımız işlem 40 ile yaptığımız. Bunu 60, 70 ile 80 ile yaparsan o zaman ona göre dönecek. Arka tarafta trailer varsa işte o jackknife dediğimiz olacak. Ya aslında çok zor bir şey değil. Sadece sürücünün dikkat etmesi gereken işte sakin olması meselesi. Ben koşarak geçerim arkadaşlar. Bak. Oba. Kaya kaya dönmüş. Olmadı. Neden? Nasıl oldu bu? Kamyonla yarışma. Bu korkunç bak, bu bayağı gergin bir şey şu an. Çok sert direksiyon çevirdim, ha. Yarım frene bastım. Şimdi tam frene bastım, yumuşak direksiyonla engelin etrafına geçmeye çalıştım. Nasıl durdular öyle? Kesin içinde teknikleri öğreniyor şimdi bak. Yani sakin olduğum sürece aslında arabanın yetenekleri beni kurtarmaya, bana destek veriyor zaten. İşte ABS'nin, ESP'nin yaptığı işler. Dön şöyle. Şimdi bir daha hatalı yapalım. Gel. Arkadaşlar kaç para biliyor musunuz o araçlar? Okey, Ceyda Hanım böyle bir şey yapmak ister mi? Yapar. Fırat ağlıyor galiba. Gözyaşları buraya kadar geldi. Ay pardon, suymuş. Ceyda Hanım bunu yapmak ister misiniz? Hayır! No! Hayır mı? Nasıl hayır yani? Yok. Teşekkürler, ben almayayım. Evet, o şeyden sonra bir değişti yani. Çok güzel yaptınız, bir daha da yapmayın lütfen. Tamam, ben yapayım. Bu zor. Evet, bakalım öğrendim mi? Fırat bayıldı galiba. Hocamız onu indiriyor şu an. Sen mi yapıyorsun? Herhalde, ne korktun be? Fırat kendi yapacak. İşte şu an biraz gerildim. Biz o şeyler yaptık arkadaşlar. Burayı çekmeye gerek yok ya. Gel sen, biz çay kahve bir şey. Gıcık oluyormuşum. Fırat sonra bir bakıyor. Yok görüntüler. Gördüğünüz gibi bunlar drift izleri. Bunları 5 dakika önce ben yaptım. Onları çekemedik. Çok hızlıydı, çok seriydi. Beceremediler. Şu şekil. Bakın şu. Arkadaşlar sizin kamyonunuz, arabanız varsa bizim de ayaklarımız var. Drift yaparız yani. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Dön şöyle. Bak Fırat kullanıyor. Şu an Fırat'ta. Demin olanları gördünüz. Şimdi olanları görün bir de. Arkalarından su mu dökseydim? Çok yaklaşmayalım. Fırat var. Ben buradan izleyeceğim. Tamam. Gidiyorum hocam. Evet devam. Bas kazanım. Bas biraz. Biraz daha. Bas. Şimdi kaç. Olmadı. Bütün engelleri düşürdü. Bunu ben yaptım. Bunu ben yapmıştım. Çok iyiydi. Okay, beceremedi. Tamam. Devam. 40 kilometreye dikkat et. 40 kilometrede kalmaya çalış. Yeter. Okey. Kaç. Çok çevirdim. Kaçacağım diye. Dikkat edersen araba da zaten stop etti. Evet. Bunların hepsi çok sert, gereksiz fazla hareketler olunca oluyor. Okey. Tamam, şimdi... Şimdi bu sefer düz gideceğiz, düz yapacağız. Çok az çevireceğim direksiyonu. Yani arabanın o tarafa doğru kaçmaya niyetlendiğini göreceksin. Orada bırakacağım, tamam. Aynen öyle. Bütün gücünle frene bas, yumuşak direksiyon. Bas. Evet. Kaç. Gayet güzel. Şimdi bu tarafa. Bravo. Mis gibi oldu valla. Mis gibi de oluyor. Yani evet. Hareketleri yeterince ihtiyacı olan yerde set, ihtiyacı olan yerde yumuşak yapınca evet. Tamamen bizim kontrolümüz. Çok da rahatmış kullanması ya. İşte direksiyonu falan harika yani aracın. Bence bunu Ceyda da yapardı da. Çok keyifli bir şeymiş ya. Fırat doymadı. Şimdi Fırat Bey'in görüşlerini alacağız. Bakalım böyle bir kaza anında nasıl bir an yaşandı. Evet Fırat Bey nasıl başardınız bu kadar kötü araç kullanmayı?
Kötü mü? Sonunda becerdim yapmayı. Ayrıca niye kullanmadın Ceyda? Çok büyük bir yarıştan çıktı. Drift, kamyon driftleri yarışındaydı. Niye biz de oradaydı bilmiyoruz. Nasıl geçti Fırat Bey? Yapsaydın evet, ya. Evet Fırat Bey, nasıl geçti yarışınız? Ya kızım git. Niye yapmadı? Ne ya, korkak ya. Korkaklıktan değil, yeter. Yeter diyor ya, inanılmaz. Bir devrildi diye. Drift işi var. Onu tamam. Yap, bitsin. Bence yapalım hocam onu. Yapalım, güzel yapalım. Görmüş. Tabii gel hocam. Hadi hemen. Hemen yapalım. Ben niye geliyorum? Sen yapıyorsun bu sefer. Sen gel bir yerimde otur. Sonra seninle de şöyle otur. Ben korkuyorum abi, ya. Ceyda'm korkma ya. Ben yapmayayım artık, yeter ya. Vallahi yoruldum. Tır sürüyorum, tır sürüyorum diyordu. Bir tane takla simülatörüne girdin diye korkmaya başladı. Tır mı bu ya? Bu başka bir şey. Al Ceyda. Hoşçakalın. Dur Ceyda ha. Al. Kayda giriyorum bunda. Aç, aç kayda gir işte. Yan tarafından açıyorsun. Yalnız becerdim yani, gördün mü? Sonunda öğrendim yani doğru fren yapmayı. Çok keyifli ya. Hiç arabaya benzemiyor yani. Araba falan yanında hikaye. Ceyda o GoPro'yu açamayacak ha. Şu an kayıtta mıyım peki? Değilim. Evet, bunu benim yapmam lazım. Sonuçta drift yani. Ama Ceyda'ya nasıl olacak? Ben yokken neler söyledi Utku? Yapamadığından bahsediyor. Ya yapam, onu bilerek hoca yapamamını. Bak bak çek bak. Bak drift atacaklar bak şimdi. Şu anda ne yapacağımızı hiç bilmiyorum. Ne yapacağız? Yapınca görelim. Çok gerginim. Yapalım mı drift? 8 ton bir araba drift yapar mı bakalım? Hadi gel. Oha! Oha mükemmel. Ben bittim. Ben bittim tamam. Bir de bu tarafa mı? Daha da başımı seyredin mi? Oha çok iyi. Ay. Yapmak ister misin? Tamam yok, ben istemem. Vallahi istemem. Yok yok bence. Az önce ben bittim. Lastik kokusunu alıyor musun? Yandı ortalık, yandı. Ceyda diyecek ki şimdi ben yapamam hocam, ben yapamam. Allah kahretmesin değil mi? Yalnız çok eğlenceliydi şaka bir yana. Aşağıdakiler daha mutlu. Kamyonun bunu yapabildiğini sanmıyordum. Kayıtta değildim deme sakın Ceyda. Kayıttasın, kayıttasın. He, ben bunu kesin beceremem zaten şu olamaz. Becerebilmen önemli değil ki. Öyle bir dünya olamaz öyle söyleyeyim. Ben içine gir hisset, öyle bir dünya olamaz. Denemeyecek misin gerçekten? Aşkım böyle bir şey, neyini deneyeyim ben onunla? Ben arabayı yerinde zor döndürüyorum öyle bir şey. O imkansız ki. Peki. Sen istiyorsan dene. Hocam çok güzel görünüyor ya. İstiyorsa sen dene. Evet, Intercity İstanbul Park'ta bugün de sizler için bir takım şeyler yaptık. Umarım bazen faydalı bazen faydasız olmuşuzdur. Hocam kusurumuza bakmayın, birazcık etrafı dağıttık. Head Akademi'nin de kafasını döndürmeyi başardı Ceyda. Şu an kafam yok. En son driftten sonra ben bittim. Umarım keyif almışsınızdır, beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz içeriklere devam edelim diyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Soracağınız sorular varsa. Abone olmayın ayrıca. Hocam abone misiniz bizim kanala değilsiniz? Daha. Bugün oldu. Hocam bugün olmuş mesela. Mesela. Öpüyoruz hepinize. Teşekkür ediyoruz hocam tekrar. Ben memnun oldum. Sağ olun hocam. Çok güzel ağırladınız. Çok teşekkür ederiz. Bundan sonra buradayız. Bela olduk. Her zaman bekleriz. Her zaman bekleriz. Yapabileceğimiz, yardımcı olabileceğimiz, sizin grubunuzda insanlara bir şeyler anlatabiliyorsunuz, anlatıyorsunuz. Biz de ne kadar destek verebilirsek seviniriz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.